Süper Kanal Haber Merkezi'nden merhabalar. Önemli gelişmelerine karşınızdayız sevgili seyircilerimiz. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası EYİTİMSEN, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı politikalara tepki vermek için Türkiye'ye genelde olduğu gibi İnegöl'de de greve gitti. Evet, burada EYİTİMSEN'in temsilcisinin yaptığı açıklamada ise özellikle İmam Hatip okulların isimlerini sürekli alması dikkat çekti. Haberimizi birlikte izliyoruz. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası EYİTİMSEN, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı politikaya tepki vermek için Türkiye genelinde greve gitti. Okullardaki görevlerini bir günlüğüne bırakan ve öğrencilere de isterlerse okullara gelmeyeceklerini söyleyen öğretmenler Atatürk Anıtı'nda eylem yaptı. Sayıları 25'i geçmeyen Eğitim BİRSEN üyeleri İmam Hatip okullarından duydukları rahatsızlıkları bir kez daha yüksek sesle dile getirdiler. Kamusal, demokratik, bilimsel, laik eğitimin önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Eğitimin bütün kademelerinde dini kurallara göre değil, bilimsel kurallara göre eğitim yapılmalı. Kendi siyasal, ideolojik çıkarları için okullarda din ve inanç istismarı anlamına gelen uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencileri özel okullara, meslek lisesi, imam hatip ya da açık liseye yönlendirmekten vazgeçmeli. TEOG yerleştirmeleri sürecinde yaşanan sorunlar en kısa sürede çözülmelidir. Grup adına basın açıklaması yapan Eğitim BİRSEN İnegöl temsilcisi Işıl Başar Öğütçü, vatandaşların özgür iradesiyle tercih ettiği imam hatip okullarına bakanlık tarafından zorla yerleştirme yapıldığını savunarak yeni merkeze alan bir eğitim sisteminin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Öğrencilerin özel liselere, meslek liselerine, imam hatip liselerine ve açık liselere yönlendirilme süreci TEOG ile resmen bir zorunluluğa dönüşmüştür. 134 bin öğrenci meslek liselerine ve imam hatiplere zorla kaydedilirken bugüne kadar açıklanan boş kontenjan sayısı sadece 52.167'dir. Bugünkü verilere göre 82 bin öğrenci zorunlu olarak meslek lisesine ve imam hatipe devam edecektir. Okullarda siyasi iktidar çizgisinde olmayan tek bir yöneticinin bile görev almaması için düğmeye basılmış ve bütün okullarda tarihin en kapsamlı siyasal kadrolaşma ve tasfiye operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar kamu emekçilerinin hakları çıkarılan torba yasalarla sürekli tırpalanmıştır. Angarya çalışma, performans değerlendirme, mülakat ya da sözlü sınav uygulamaları ile iş güvencemiz elimizden alınmak istenmektedir. Eğitimde bir taraftan yoğun bir siyasal kadrolaşma yaşanırken son çıkan torba yasa ile öğretmenlere sürgün anlamında gelen zorunlu rotasyon uygulaması yasal hale getirilmiştir. Evet, sayın temsilcinin açıklamaları böyleydi sevgili seyircilerimiz. Sürekli imam hatip okulların isimlerinin alması ve bir diğer yandan da meslek liselerinin isimlerinin anılması sürekli basın açıklamasında dikkat çekti. Tabii bunu söylemeden geçemeyeceğiz. Bu ülkeye mobilyacı da lazım. Bu ülkeye araba tamiri yapacak insanlar da lazım. Bu ülkeye tabii ki dinimizi öğrenmemiz için, çocuklarımızın dini eğitimini almaları için İmam Hatip liselerini bitirip ilahiyat fakültelerini bitiren insanlara da ihtiyacımız var. Çünkü biliyorsunuz öldüğümüz zaman gideceğimiz son yerde camiler ve bu çocuklar da bu okullarda eğitim alarak cenaze namazlarımızı kıldırıyorlar. Bunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Bir dipnot. Sıradaki haberimizle devam ediyoruz. İnegöl'de Türkiye EYİTİMSEN üyesi bir grup öğretmen de eyleme katıldı. Türkiye EYİTİMSEN İnegöl temsilcisi Şenol Şahin yaptığı açıklamada hükümeti sert dille eleştirdi. İnegöl'de eğitimin ve eğitimcilerin sorunlarına dikkat çekmek ve de müdür atamalarına tepki göstermek isteyen Türkiye EYİTİMSEN üyesi bir grup öğretmen bir günlüğüne iş bıraktı. Şube binasında toplanan öğretmenler bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını Türkiye EYİTİMSEN İnegöl temsilcisi Şenol Şahin yaptı.
Şahin yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgiler vererek Türkiye genelinde eğitimciler olarak bir günlük iş bırakma eylemi yaptıklarını söyledi. Bugün burada Türk Eğitim Sen İnegöl İlçe Temsilciliği olarak genel merkezimizin almış olduğu bir günlük iş bırakma eylem kararı doğrultusunda toplanmış bulunuyoruz. Türkiye genelinde malum sendika hariç bütün sendikalar bu eyleme destek vermektedir. Diğer sendikalarla bu eylem sürecindeki ortak paydamız milli eğitim personellerinin özlük haklarının savunulması ve yöneticilere yapılan kıyım noktasındadır. Türk Eğitim Sen'in yönetici kıyımı ile ilgili mücadelesi aylardır sürmektedir. Sözde paralel yapıyı tasfiye etmek için okul müdürlerinden, müdür yardımcılarına ve müdür baş yardımcılarına, il milli eğitim müdürlerinden, ilçe milli eğitim müdürlerine, il milli eğitim müdür yardımcılarından, MEP'te üst düzey yöneticilere kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nda neredeyse yönetici bırakılmamıştır. Çalışkan, başarılı, ödüllü, okulunu zirveye taşıyan okul müdürlerine sözde değerlendirmelerle düşük puanlar verilerek onları görevinden aldılar ve küstürdüler. Şenol Şahin bu yıl ilk kez malum sendikanın masada pazarlık yapmaması nedeniyle çalışanların enflasyon farkını alamadığını ifade etti. Öte yandan eğitimin sorunu sadece kadrolaşma değildir. Eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal hakları tırpanlanmaktadır. Gelir dağılımındaki adaletsizlik büyümektedir. Bu yıl ilk kez malum sendikanın masada pazarlık yapmaması nedeniyle çalışanlar enflasyon farkı alamamıştır. Memurların aile ve çocuk yardımları, ek ödemeleri artırılmamıştır. 2014 ve 2015 yılları çalışanlar için kaybedilmiş yıllar olarak tarihe geçecektir. HSYK seçimleri öncesinde hakim ve savcılara 1155 TL zam yapılacağı bildirilmektedir. Öğretmenleri, eğitim çalışanlarını, akademisyenleri, üniversite çalışanlarını, diğer memurları, asgari ücretlileri, emeklileri görmeyenlerin oy devşirmek uğruna hakim ve savcıları görmesi nasıl bir adalettir? Öğretmenler ve eğitim çalışanlarının sosyal statüsü ve itibarı giderek azalmaktadır. Evet, her iki sendikanın haberlerini paylaştık eylemlerine ilgili. Biri İmam Hatip'e vurgu yapıyor, bir diğeri ise hükümete uyarılarda bulunuyor. Değişik iki sendikanın farklı gözde haberleri böyleydi. Eğitim haberleriyle devam edelim sevgili seyircilerimiz. İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican makamında düzenlediği basın toplantısında velilere ve öğrencilere önemli uyarılarda bulundu. Bilican okulların açıldığı günden bu yana yaklaşık 200 öğrencinin okulun kapısını daha açmadığını belirtti. Sebebini ise haberimizle birlikte izliyoruz. Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican makamında bir basın toplantısı düzenledi. Bilican 2014-2015 eğitim öğretim yılında Türkiye genelindeki bütün liselerimiz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile Anadolu statüsüne dönüştürülmüştür. Bu nedenle bütün liselere öğrenci yerleştirmeleri, TEOG sınav puanları denilen puanlarla alınmıştır diye konuştu. Biliyorsunuz liselerimize bu yıl 2014-2015 eğitim öğretim yılı itibariyle TEOG sınavları sonuçlarına göre öğrenciler sistem tarafından, yani bakanlığımızda EOKU sistem dediğimiz sistem tarafından öğrenci yerleştirmeleri yapıldı. Daha önceden de birkaç defa bilgi verdik. Velilerimiz de aslında biliyor. Bu yıl Türkiye genelindeki bütün liseler Anadolu Lisesi olduğu için artık mutlaka o sınav sonuçlarına göre sistem üzerinden yerleştirilmesi gerekiyor. Yani bu yerleştirmelerde ne bir okulun, ne milli eğitimin, ne de hiç kimsenin ne etkisi ne de yetkisi yoktur. Sistem okulların kontenjanlarına göre otomatik olarak yerleştiriyor. Fatih Bilican bu nedenlerden dolayı velilerimizin gereksiz ısrarlarda bulunması, herhangi bir sonuç vermeyeceği gibi yanlış yönlendirmelerle gereksiz anlaşmazlıklara yol açmaktadır diye konuştu. Biz bunu velilerimize defalarca söylüyoruz ama bir türlü bazı velilerimiz ısrar ediyor. Siz İşte yolunu bilirsiniz, dayısı olan, amcası olan, yok öyle bir şey. Bu iş dayı amca işi değil. Yani sistem zamanla anlaşılacak ama büyük sıkıntısını çekiyoruz. Hepsi Anadolu. Sistem nereye yerleştiyse oraya gitmek zorunda.
Fatih Bilecan okullardan aldığımız bilgilere göre ilçe merkezine uzak konumda olan Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü, Alanyurt, Yenice ve Baykoca mahallesinde bulunan liselerimize yerleştirilen öğrencilerimizin bir kısmı halen daha okullara gitmedikleri anlaşılmaktadır diye konuştu. Şimdi ben bu demin saydığım okullardan özellikle merkezdekilerde çok fazla yok. Okullarımızdan bilgiler aldım. Öğrencilerimizin bir kısmı bu okullarımızda yerleşmesine rağmen bak bu ikinci haftanın ortasındayız. Halen okullarına gitmiyorlar. Yani bir beklenti içerisinde tamam şimdi nakil için müracaat etmiş olabilirsin. Başka okullarda açık varsa puanı tutarsa gidersin eyvallah. Ama bir taraftan devamsızlık işliyor. Yani biliyorsunuz işte özürsüz 10 gün devamsızlık yapan öğrenci sınıfta kalır. Özürlü toplamı 40 gün rapor izin neyse toplanır sınıfta kalabilir. Bu durumlara düşmemesi için öğrencilerimizin lütfen öğrenci velilerimiz okullarına öğrencilerini göndersinler. Yaklaşık burada gözüken rakamlarda bir 200 tane öğrencimiz halen hiç okuluna uğramamış. Bilecan Açık Öğretim Lisesi kayıtları 26 Eylül 2014 Cuma günü sona erecektir. Bu durumda olan öğrencilerimiz mutlaka tarihi geçirmeden kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor diye konuştu. Rapor izin neyse toplanır sınıfta kalabilir. Bu durumlara düşmemesi için öğrencilerimizin lütfen öğrenci velilerimiz okullarına öğrencilerini göndersinler. Ha illa da bazı öğrencilerimiz, velilerimiz geliyor burada değişik sebepler anlatıyorlar. İşte ben oraya uzaktır gönderemem maddi durumum. Bu durumda illa da örgün öğretim kurumları dediğimiz bu yüz yüze eğitim gören okullarımıza gönderemiyorsa o zaman biliyorsunuz milli eğitim sisteminde açık lise denen bir olay var. Açık lise halk eğitimimiz aracılığıyla kayıtlarını yaptırır. Devam zorunluluğu yoktur o da devam etmez öğrenci. Sadece sınavlara katılarak bitirirse yine aynı lise diplomasını alır. Bu halk eğitim aracıyla açık liseye kayıtların son tarihi de 26 Eylül. Yani bu hafta sonu o da bitiyor. Orhaniye Mahallesi Kozuca yolu üzerinde bulunan ikametin bahçesinde oynadığı sırada eline çivili sopa saplanan 5 yaşındaki minik çocuk hastanelik oldu. Edinilen bilgilere göre olay Orhaniye Mahallesi Kozuca yolu üzerinde bulunan bir ikametle meydana geldi. İddiaya göre evin bahçesinde oyun oynayan 5 yaşındaki Hamza dersiz, dikkatsizliği sonucu eline yerde bulunan çivili sopa saplandı. Meydana gelen olayda sağ eline saplanan çivili sopanın verdiği acıyla bağıran minik dersizin bağırışlarını duyarak yardımına koşan aile fertleri durumu 112'ye bildirdiler. Yaralı değersiz ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırıldı. Hastaneye geldiği sırada tekerlekli sandalyeye bindirilmek istenen değersiz olayın korkusundan dolayı ambulanstan inmek istemeyince devreye annesi girdi. Annesinin elinden tutarak tekerlekli sandalyeye binen minik Hamza'nın eline saplanan çivili sopa yapılan müdahalenin ardından çıkarıldı. Yapılan müdahalelerin ardından minik Hamza'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat ise sürüyor. Evet, görülmez kaza. Sıradaki haberimize devam ediyoruz. Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde de dün gece yangın vardı. Çıkan yangında ahşap olan ev kullanılamaz hale gelirken iki iş yerinde ise maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yangın saat 22.40 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi numara 22 Taksim A'da meydana geldi. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olayına gelen itfaiye ekipleri üst katı ev olan ve alt katında da dükkanların bulunduğu yangına hemen müdahale etti. Çevre sakinlerinin bazılarının boş olan evde birisinin yaşadığını söylemesi üzerine herkes tedirgin oldu. Ancak itfaiye ekiplerinin zamanda yangına müdahale etmesi neticesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
Ekiplerin evde yaptığı araştırmada kimsenin olmadığı tespit edilmesi üzerine herkes rahat bir nefes aldı. Meydana gelen yangın neticesinde boş olan ev kullanılamaz hale gelirken alkatta bulunan iki iş yerinde de maddi hasar meydana geldi. Öte yandan yangın yerine çok sayıda itfaiye ekiplerinin yanı sıra olay yerinde 112 acil servis ekipleri de hazır bulundu. Polis ekipleri ise çevrede gereken güvenlik önlemleri alarak yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. Teknolojik alanda yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekleyen İnegöl Belediyesi'nin hayata geçirdiği mobil uygulama vatandaşın istek ve şikayetini resimleyerek belediyeye gönderebilecek. Belediye encümen toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında yeni uygulama hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Ali Aktaş, belediye olarak teknoloji altyapılarını gün geçtikçe yenilediklerini söyledi. Günümüzde Android ve iOS gibi işletim sistemlerinin kullanımının artmasından dolayı gerek belediyecilik hizmetlerinin sunumu, gerekse vatandaşlarımızın hizmete daha kolay erişimi sağlanması amacıyla e-belediyecilik kapsamında mobil uygulamayı da hayata geçirmiş bulunuyoruz. Tabi burada amacımız vatandaşımızın memnuniyetini, bize ulaşımını en üst düzeyde sağlayabilmek ve en kısa şekilde sağlayabilmek. Tabi belediye olarak vatandaşlarımızın bu uygulama sayesinde kullandıkları mobil cihazlarla bundan böyle zamana ve mekana bağlı kalmaksızın belediyecilik faaliyetini gerçekleştirme imkanı bulacaklar. Tabii belediyemizle alakalı her türlü güncel bilgiye ve ihaleler, projeler, meclis kararları, yapılacak yatırımlar, projeler ve benzeri konularla beraber kendi öneri, dilek ve istekleriyle alakalı da bizlere ulaşabilecekler. Özellikle burada ifade etmek istediğimiz bir konu var ki, başkana mesaj bölümünde kişi resim çek butonunu kullanarak bizatihi olayla alakalı, yerle alakalı bizatihi resmini çekerek olayla ilgili belediyemize ulaşma imkanına sahip olabilecek ki. Yapılan açıklamaların ardından Başkan Aktaş sistemi bir de uygulamalı olarak tanıttı. Şöyle söyleyeyim. Hizmet masası bölümüne basıyorum. Hizmet masası kayıt giriş ekranına basıyorum. Ve şurada altta resim çek diye bir bölüm var. Kamera ve takdirde fotoğraflamaya geçti. İşte şu an encümen toplantısı. Daha sonra Yunus Foto'dan bunu gönderen kişi, mail adresi, kime gönderdiği, efendim konuyla alakalı içerik nedir, neyi şikayet ediyor, burada neyi anlatmaya çalışıyor, bunu yazıp direkt ulaşabilir. İnegöl Müftüsü Bayram Can Bey düzenlediği basın toplantısında yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban konusunda merak edilenleri yanıtladı. O bölgedeki İnegöl Müftüsü Bayram Can Bey yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek merak edilen konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Vekaletten kurban kesimiyle ilgili konuşan Can Bey, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ortaklaşa 1993 yılından itibaren vekaleten kurban kesimi organizasyonu düzenliyor diye konuştu. Kurban bayramı öncesi olması hasebiyle müftülüğümüzün yoğunlukları arasında yer alan vekaleten kurban kesim olayı. Vekaleten kurban kesim organizasyonu, Diyanet Vakfı ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ortaklaşa 1993 yılından itibaren vekaleten kurban kesim organizasyonu düzenliyorlar. 93 yılından bugüne kadar yaklaşık olarak 20 yılı aşkın bir zaman, değil mi? 20 yılı aşkın bir zamandan beri vekaleten kurban kesim olaylarını gerçekleştiriyor. Bunun öncesi de var ama öncesi daha çok yurt içinde, belli öğrenci yurtlarına yönelikti, belli fakir fukaraya dağıtma yönüyleydi. Yoksa 40 seneden beri Diyanet Vakfı, Diyanet İşbirliği içerisinde buna benzer faaliyetler yürütülmektedir. Ama kurban kesimi bedelleriyle ilgili konuşan Can Bey, yurt içinde kurban kesim bedeli olarak 575 TL, yurt dışında ise 400 TL olarak belirlendi diye konuştu. O anlamda sizin aracılığınızla özellikle duymak istiyoruz. Yurt içinde kurban kesim bedeli olarak
afişlerimizde görmüşsünüzdür belki. 575 lira yurt içinde, yurt dışında da 400 lira olarak belirlenmiş. Bu paraları vatandaş müftülüklere uğramak suretiyle veya cami görevlerimize ulaşmak suretiyle vekaletten yurt içinde veya yurt dışında kurbanımı kestirmek istiyorum dediğinde makbuzu kendisine takdim ediliyor cami görevlilerimiz tarafından veya müftülük tarafından. Kredi kartıyla kurban kesiminin caiz olup olmadığına ilişkin soruya cevap veren Can Bey, kredi kartıyla alınan kurban kesilir diye konuştu. Krediyle kesilir. Yani krediyle kesilir, kredi kartıyla kesilir diyelim. Ayın 15'inde veya ödeme tarihi neyse o tarihte bankada hesabın olmak kaydıyla bankanın sana tanıdığı limite geçmeden kendi paranla kredi kartını kullanarak kesiyorsan kesilebilir. Ama bankanın sana tanıdığı limite geçersen orada faiz vardır, o sakıncalıdır. Dinen uygun değildir tabii ki. Kredide faiz yoksa Faiz yoksa kredi kartında diyelim. Kredi kartında faiz yoksa. Şimdi kredi deyince bankalardan çekilen krediler akla gelebilir. Yanlış anlaşılmaz. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İnegöl'de yaptırılan gençlik merkezinin yıl sonunda hizmete girmesi hedefleniyor. Baykoca Mahallesi'nde İnegöl Belediyesi'ne ait 3000 metrekare alan üzerine inşa edilen merkezin kaba inşaatı sona erdi. Lideri olarak burada onu koordine edecek çalışmalar. Burada başka memur olacak. Tabii vereceğiz yani onu ben bir gençlik merkezine atacağız ve normal çalışmaları yapacak. Sosyal projenin uygulaması için kullanılacak merkezi Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Bülent Temelli, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Şevki Yüceli ile birlikte gezerek inceledi. İlçelerde uygulamış olduğu gençlik merkezi binamızı ziyaret ediyoruz bugün. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz, çok değerli hocamız Süleyman Şahin Bey ile beraber, ilçe başkanımız, Gençlik Spor İlçe Müdürümüz, İlçe Başkanımız ve yöneticiler arkadaşlarımızla birlikte. Hakikaten çok güzel bir tesis İnegöl'e kazandırmaktan çok son derece mutluyuz. Burada Spor Bakanlığımızın görevlendireceği personelle birlikte özellikle bu muhitte, bu bölgede yaşayan, saydığımız bölgede yaşayan ki Yenici'de için alacak şekilde 35-40 bin nüfusun içerisinde 14-24 yaş arası, 14-26 yaş arası gençlerimize onların bilgilerini, becerilerini, kişisel gelişimlerini tamamlayacak. Özellikle belediyemizle birlikte, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, Gençlik Spor Bakanlığımızın personeli, Milli Eğitim'le birlikte burada halk oyunları, satranç kursları, eğer talep görürse herhangi bir becerinin geliştirilmesiyle alakalı halk eğitim merkezimizden de ve çeşitli kurumlarımızın eğitmenlerinin de desteğiyle bu yaş grubundaki gençlerimize onların kişisel becerilerini geliştirecek gençlik merkezimizi inşallah çok yakın zamanda sene sonuna kadar tamamlamış olacağız. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin ise gençlerimiz bu alanda bütün kültürel, sosyal ve sportif alanlarda daha nitelikli olması için çalışmalar içerisine girecek diye konuştu. İnegöl'e kazandırılan, yeni kazandırılan bu iki gençlik merkezimiz yeni mimarisiyle, eğitim alanlarıyla, kültür sanat alanlarıyla İnegöl'e ve Gemli'ye ve Bursa'mıza çok güzel çalışmalar yapacak. Gençlerimize büyük hizmetlerde bulunacak. Ben milletvekilimiz Sayın Hüseyin Şahin'e şükranlarımı arz etmek istiyorum. Tüm milletvekillerimize, Sayın Valimize, Başbakan Yardımcımıza, gençlik ve spor alanında Bursa'ya büyük bir atılım oldu, tesis atılımı oldu. Bundan dolayı ben hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Spor haberimize devam ediyoruz sevgili seyircilerimiz. Türkiye Kupası ikinci turun maçında Niğde Belediyespor'u konuk eden temsilcimiz İnegölspor yedek ağırlıklı çıktığı müsabakadan 2-0 galip ayrılarak turu atlayan taraf oldu. Türkiye Kupası'nda ilk maçına çıkan İnegölspor zayıf rakibi karşısında yedek ağırlıklı kadroyla çıkmasına rağmen turu atlayan taraf oldu. İlk düdüğün çalmasının ardından rakip üstünde belirgin üstünlük sağlayan İnegöl Spor topu ağında tutmayı tercih etti.
Sürekli atak yapan takım İnegölspor olsa da ilk yarı boyunca iki takım da vasatı aşamadı. İkinci devrenin başlamasıyla birlikte ataklarını sıklaştıran İnegölspor, yedek ağırlıklı çıktığı kadro ile rakibini mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran isim oldu. Maç sonunda ise İnegölspor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım ve Kulüp Başkanı Eşref Güç bir açıklama yaptı. Bu maçı geçirebiliriz. Maçta İsteyelim. Yine şu kadar düşün yaşattı söylüyor. Ben bazı maçlarımızın böyle ciddi resmi bir maçta görme imkanı bulmuş oldum. O bakımdan çok faydalı gelişti. Aynı zamanda 3 puan bıraktım. Cumartesi günü de fazla hırpalanmadım. Bakımdan son derece memnun ettim. Biz gördüğünüz gibi genç takımımız gayet 6-7 tane yeni kimse yaptı. Çocuklar da orta yapan genç oldu. Bugün maça çıktı. Güzel maç oldu. Bizim zaten Türkiye kursu da burada alacak. Yani ona göre kalmış kalmış. Tebrik ederim. Çocuklara bir maç oldu. İkinci yerde iki gol yaptı. Abi, tekniğini yiyorum. Bu haberle birlikte haber bültenimizin sonuna geldik. Bir başka haber bültenimize görüşmek dileğiyle. Hoş ve sen kalın.